Arkadaşlar bugün molekül adam için bir video çekeceğiz. Kanalda videosunun olmadığını fark ettim. Ee, yani bildiğiniz üzere ben bu karakter hakkında daha önce de e, birkaç bilgi vermiştim. Hani şey demiştim işte PvP'deki en iyi lider falan demiştim. Liderliği falan çok iyiydi. Ona da geleceğim zaten birazdan. Ee, ama arkadaşlar liderliği dışında bu karakteri biz aynı zamanda PvP'de etkili bir karakter olarak kullanabilir miyiz? Bir yandan da bunu merak ediyorum. Ee, aynı zamanda hani kasmak isteyen arkadaşlar falan olursa o konuda e, kafalarında soru işareti de kalmaz. E, yani bu sayede bu karakteri de aradan çıkarmış oluruz. E, ama arkadaşlar bugün bu videoda sadece bundan bahsetmeyeceğim. Aynı zamanda bu video bir e, çekiliş duyurusu videosu olacak. E, çekilişe katılımı falan bu video üzerinden sağlayacaksınız. Ona da videonun sonunda geleceğim. Ama ilk olarak molekül adamı test edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu karakteri ben Dikili taşa test edeceğim. E, Dokunmazlık dikili taşı var. Yani bu dikili taşla az buçuk iş yapıyorsa demek ki e, CTP ile gayet iyi işler yapacağını e, düşünebiliriz. Evet bir girip test etmeye başlayalım. Bakalım bu karakter ne kadar iyiymiş. Evet arkadaşlar e, şöyle bir rakip buldum. Bir başlasın bakalım molekülmen bir şeyler yapabilecek mi? Otomatik de oynayacak arkadaşlar. Yani umarım otomatik değildir. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama gene de bakacağız. Evet şimdi molekül adama geçti. İlk turda öldü. Belki bir, bir sonraki tur alır. Evet. Yani ilk maçı kaybettik. ki olabilir. Belki rakip güçtür. Farklı bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Arkadaşlar dediğim gibi hani molekül adam aslında oldukça güzel bir destek ama yani PvP'de biraz zayıf kalabiliyor diğer karakterlere kıyasla. Çünkü bakın burada da tek yedik. Yani karakter çok kolay ölen bir karakter ve yeteri kadar da hasarı yok. Yani yeteneklerinde belirli eksik şeyler var. Ona da birazdan geleceğim zaten yeni bir rakip bulalım. Evet şöyle bir rakip daha buldum. Ee, her neyse arkadaşlar şeyden bahsediyorum. Yeteneklerinden bahsediyorum. Yani yeteneklerinde bu karakterin e, yeteri kadar PvP özellikleri yok. Yani örneğin mesela Thanos'ta ya da e, Hulk gibi karakterlerde hedeflemeyi yok say, uygulasa bile düşman siz gene de vurabiliyorsunuz. Thanos'un dördüncü yeteneğinde var. E, gene Hulk'ın da dördüncü yeteneği var. Bu şekilde uygulayabiliyorsunuz ama... Molekül adamda bu yok. Yani rakip hedeflemi yok say uyguladığı zaman vuramıyorsunuz karaktere. O da bayağı bir problem yaratıyor. Yani yerinde duruyor böyle molekülmen. O da PvP'de oldukça problem demek. Yeni bir rakip daha bulalım. Şöyle başlasın. Aslında arkadaşlar molekülmen ilk geldiği zamanlarda bayağı iyiydi ama sonradan işte yeni metalar çıkınca biraz değerini yitirdi. Mesela şurada bakalım sentry alabilecek mi? Senti şu anda oyunda çok daha güçlü bir PvP karakteri sayılmaz. Çünkü çok güçlü PvP karakterleri geldi. Güzel sentri aldık. İkinci turda alabilecek miyiz? Evet ikinci turda öldük. Belki bu turda alırız. Güzel. Emma Frost büyük ihtimalle tek çekecek. Evet öldük. Son bir rakip daha bulalım arkadaşlar. Evet şöyle başlatmayı unutmuşum da sorun yok. Ee, şurayla başladı zaten direkt. Arkadaşlar e, rakip oldukça güçlü bir rakip gördüğünüz üzere. Evet şu an molekül mene geçti. Bir bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Evet Goro fena hasar vermedik ama. Yine de öldük. Evet, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Girip biraz takım kısmında konuşalım. Arkadaşlar ilk olarak gelişimden bahsedelim. Sonra biraz üzerinde konuşup, e, çekiliş mevzusuna geçeriz. Arkadaşlar kostüm yok bu karakterin. Özel ekipman olarak dokunmazlık dikil taşı kullandım. Eee, regenerasyon CTP bu karaktere bir nebze daha iyi olabilir. Belki otorite falan da kullanabilirsiniz. O şekilde e, bir tık daha iyi iş çıkarabilir ama çok da iyi bir karakter olduğunu söyleyemem. E, bunun dışında Artefakt olarak saf kötü yetenekler olan düşmanlara verilen temel hasar artıran bir artefakt kullandım. Isos 8'leri full değil 6 e, seviye henüz. E, belki daha sonra full dedim. Kızgın altın gücü getirmiş bir set bonusu olarak. Türünü 4'e kadar basmışım. Yeteneklerden son üçü full. Karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı çiftler YP var. Ve detay kısmında da gerekli PvP özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Yani arkadaşlar karakter bu şekilde. E, hani ben kendi fikrimi söyleyecek olursam. İttifak fethi gibi modlarda aslında az buçuk kullanılabilir bir pvp karakteri. Ama hani zaman savaşı için e, en fazla lider olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu karakteri e, has, Yani has çok da hasarcı bir karakter değil yani etkili bir karakter değil zaman savaşında. E, liderliğinin bu kadar iyi olmasının sebebiyle biraz da ona geleyim. Arkadaşlar e, uygulanacak olan tüm takım diyor. E, kendi ve karşı tarafın kasar artışı düşüşünü yok eğer saldırı uğradığında... Zincir darbe hasarını %15 azaltır. Ee, bunun dışında bir de etkileşim oranı zayıflatımda uygulanacak olan tüm takım e, tüm zayıflatmaları kaldırır 6 saniye demiş. Şimdi ilk olarak şu zayıflatmadan bahsedeyim arkadaşlar. Tüm zayıflatmaları kaldırma özelliğinden. Bu PvP için oldukça önemli bir özellik. Ee, aslında molekül Adam'da bu biraz yetersiz. Yani 6 saniye demiş. 6 saniye çok yeterli bir süre değil. Ee, genelde 12 saniye falan biraz daha iyi oluyor. Çoğu karakterde 12 saniye. E, molekül adamda biraz düşük yapmışlar. E, ama gene de güzel bir özellik arkadaşlar. İhtiyaç duyulan bir özellik. E, bunun dışında bir de uygulanacak olan tüm takım diyor. Kendi ve karşı tarafın hasar artışı düşüşünü yok sayar. Yani arkadaşlar siz bu karakteri takımınıza lider olarak kullandığınız zaman. Rakibin hasar artışını ve düşüşünü yok sayabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Rakip işte size aldığı buffları uygulayamıyor. Mesela atıyorum destek mi kullandı? İşte e, atıyorum şey kullandı. E, ...Süper kötü tarafa verilen temel hasara artıran bir e, destek kullandı. Yanında atıyorum Shuri kullandı mesela. E, Shuri kullandı ama bu şeyden, etkiden yararlanamayacak. Niye? Çünkü sizin lideriniz molekülmen. E, karşı tarafın hasar artışını yok sayıyorsunuz. Ya da işte alınan hasarı azaltan bir destek mi kullandı? Onu da yok sayabiliyorsunuz. İşin güzel kısmı bu. E, bu yüzden arkadaşlar e, bu karakter zaten PvP'deki en iyi lider. Bunun dışında bir de aynı zamanda zinc alınan e, şey... Kalınan e, zincir darbe hasarında %15 azaltıyor ki bu da oldukça etkili bir özellik diyebilirim. Yani arkadaşlar karakter bu şekilde dediğim gibi. E, şimdi bu karakteri geçecek olursak çekiliş mevzusuna gelelim. Arkadaşlar toplamda 15 kristal kodu ve hesap inceleme çekilişi yapacağız. Yani e, 15 kristal kodu dağıtacağım ama hesap inceleme kazanan arkadaş hem kristal kodu hem de hesap inceleme kazanacak. E, yani Bunun için yapmanız gereken şey şu. Bu videonun altına katıldım yazıp nickinizi e, yazmanız bu kadar yapacağınız başka bir şey yok. E, ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim oyun nickinizi yazacaksınız ve oyun nickiniz birebir aynı olmak zorunda. Bakın benim sol üstte mesela konti kalmış ama baştaki k harfi büyükmüş. Siz de aynen bu şekilde büyük küçük bütün harfleri doğru bir şekilde yazarak işte noktası varsa sayısı varsa falan filan hepsini doğru bir şekilde yazarak e, katılabilirsiniz. Ama arkadaşlar tek bir harf bile yanlış olursa e, kristal hakkınız iptal edilecek. Teslim etmeyeceğim kodu. E, bunu da söyleyeyim. E, kodunuzu başkasının almaması için. Evet e, bunun dışında çekilişe katılım için aşağı yukarı arkadaşlar bir gün kadar süreniz var. E, bir günün sonunda videoyu çekip yani çekiliş sonuçlarını çekip kanala yükleyeceğim. Onun da bilgisini vereyim başka bir değineceğim bir şey var mıydı Evet şey var ee, arkadaşlar kodları benden Discord üzerinden alacaksınız ee, Yani Discord'u indirip Discord grubumuza katılıp Oradan bana mesaj atmanız Yeterli olacak sizden e, Bir SS isteyeceğim Yani şu tam olarak şu an Bulunduğumuz ekran var ya şöyle ana ekran Tam olarak burası Buraya SS alıp atmanız bana yeterli olur Sol üstte zaten nick'iniz görünüyor ben oradan e, Nick'inizi kontrol ederim ee, dediğim gibi ben bu nick mevzusunda şey yüzünden yapıyorum başka bir kodunuzu almasın diye çünkü arkadaşlar bir ara çekiliş yaparken başıma geldi o zamandan beri o konuda titizim başkasının kodunu kimseye vermemeye çalışıyorum yani kimsenin hak, hakkınızı yememesini sağlamaya çalışıyorum ee, bu nedenden dolayı da e, nickinizi doğru bir şekilde yazdığınızdan emin olmanız lazım ki kodunuzu başkası almasın. Evet yani dediğim gibi arkadaşlar işte süreyi geçirirseniz ya da ne bileyim nickinizi yanlış yazarsanız sonra niye kodumu vermedin kardeşim kazandık o kadar falan demeyin. Onu baştan söylüyorum. Ona göre işte şey yapın ona göre katılın yani çekilişe. Yani dediğim gibi yapmanız gereken basit nickinizi yazacaksınız katıldım yazacaksınız bu kadar. Çekilişi kazandığınız zaman da Discord üzerinden teslim alacaksınız tek bir SS atmanız yeterli oluyor. Evet bunun dışında... Bunun dışında bahsedeceğim bir şey var mıydı? Sanırım yok arkadaşlar. Varsa da zaten çekiliş sonuçları videosunda söylerim artık. Ee, ona da o zaman bakarız. Evet millet siz ne düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Sizce molekül adam iyi bir karakter mi değil mi? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada bitirmeden önce son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar birden fazla yorum yapmamaya çalışın. E, katıldım yazıp nickinizi yazıp yorumunu altına yazabilirsiniz. İki ayrı yorum yaparsanız e, çekiliş çekilişte denk gelmeyebilir o yorum. Ben çünkü çekiliş sayfasında onu filtreliyorum. E, tek bir yoruma indirgiyor ve e, katıldım yazıp nickinizi yazdığınız yorum denk gelmezse bu sefer kazanmamış oluyorsunuz. O yüzden tek bir yorum yapmaya dikkat edin. Kapatmadan önce de bunu söyleyeyim dedim. Evet e, ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin millet. Tekrar görüşmek üzere. Bye-bye.